Kadir Has Üniversitesi 12 Eylül 2012 Çarşamba günü Transatlantik Trendler konulu uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Konferansta son 5 yılda meydana gelen ekonomik karışıklıklar, İran nükleer programı, NATO'nun Afganistan'dan çekilme süreci, Suriye'deki iç savaş ve Arap Baharı'nın yarattığı politik kaygılar, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da nasıl yankılandı konuları ele alındı. Kadir Has Haber olarak katılımcılarla birlikte konulara Türkiye perspektifinden baktık. Ben Transatlantik Eğilimler Araştırması'nı birkaç senedir takip ediyorum. Burada önemli bazı değişiklikler var. Mesela Türkiye'deki Amerikan algısı çok negatifti. Onda yavaşça bir yükselme var. Yine bu sene kritik olan bizim yıllardır bir Avrupa Birliği yorgunluğumuz vardı. Şimdi biraz Arap Baharı'ndan ve çevremizdeki büyük istikrarsızlıktan dolayı Türkiye'nin yavaş yavaş yönünü yeniden batıya döndürdüğünü görüyoruz. Ama bu çok ağır bir dönüş. Bunun bir iki sene daha devam ettiğini görmek zorundayız. Ki diyebilelim Türkiye yeniden Batı kampına dönüyor. NATO konusunda bir hassasiyet olduğu göze çarpıyor. İran konusunda bir hassasiyet olduğu göze çarpıyor. Bunlar geçen sene Türkiye'nin gündeminde olmayan şeylerdi. Demek ki yakınımıza kadar gelen Arap Baharı Türkiye'deki güvenlik ve istikrar arayışını daha da ön plana çıkarmış durumda. We'll not be silenced whether you're a Christian, whether you're a Muslim, whether you're an atheist. You will demand your goddamn rights and we will have our rights. Arap uyanışı dediğimiz şey aslında bütün bu Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da belli ölçüde demokratik taleplerle başlamıştı. Bunun başlangıcına biraz daha geriye gidersek Irak Savaşı, İran'daki bazı ayaklanmalar, Lübnan'daki demokrasi talebi gibi yorumlamak da mümkün. Orta Doğu halklarının benim gördüğüm kadarıyla artık kendilerini daha iyi yaşamak, daha iyi ifade edebilmek, daha özgür olmak gibi talepleri vardı. Batı bunun üzerine bir miktar teknik altyapı sağladı. Twitter'da, Facebook'ta organize olmak gibi. Daha sonra bu işin belki silahlı ayağına, hatta operasyonel ayağına da girdiler. Şu gelinen noktada bana göre artık Arap Baharı yönünü gerçek anlamda belirleyecek kritik bir kavşağa geliyor. Libya'da bugün yaşananlar, Mısır'da bugün yaşananlar, Orta Doğu gerçekten demokrasiyi içine alıp ilerleyebilecek mi? Yoksa yeniden maalesef muhafazakarlığın ve bağnazlığın karanlığına mı düşecek? Buna bölgenin halkları karar verecek. Avrupa Birliği, Amerika burada çok dikkatli gitmek zorunda. Bu işin bir dini mücadele, medeniyetler savaşı olmadığını ispat etmek zorunda bütün taraflar.